31 Mart'ta bitti seçim. YSK bir karar verdi 6 Mayıs'ta. Şimdi biz tekrar seçime gidiyoruz. Buyurun bir şey mi söylemek istersiniz? Araya ama sürenizi başlatın. Yok cevap için. Tam peki, süren başlatın. Şunu sormak istiyorum da. Şimdi biz yeni bir seçime gidiyoruz. Hı hı. Bu seçimi birazcık da anlatmanızı isteyeceğim. Bu seçim neyin seçimi? Biz İstanbul seçimine mi gidiyoruz? Yoksa bu seçimin manası ne sizin açınızdan? Ve iki kampanya yapmış oldunuz ve neredeyse 6 aylık bir kampanya yürütmüş oldunuz. Sizin kampanyanızda da bir takım değişiklikler var. Mesela Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın AK Parti lideri de geri planda kalmış gözüküyor. Biraz bunu da değerlendirirsiniz efendim. Ben buradan yavaş yavaş yeni seçime geçmek istiyorum. Doğru. 31 Mart'a takılmayalım. Şunu söyleyeyim. Bir kere Ekrem Bey şunu söyledi. Biz yeniden sayılmasına itiraz etmedik dedi. Bu kocaman bir yalan. Elimizde İl Seçim Kurulu'nun CHP'nin müracaatı var. Gece saat 10'da ve 5 dakika içinde aldığı red kararı var. Aynı zamanda biz Yüksek Seçim Kurulu'na da bunu götürdük. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu da il bizden daha iyi bilir. O da red kararına uydu. Sadece şunu söyledi. Hı hı. Başlayan sayımlar varsa ilçelerde onlar devam etsin. Hı hı. Yoksa tamamını sayımını asla kabul etmedi Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun altını çizerek söylüyorum. Şimdi geliyorum sorunuza. tamamı sayılsaydı ne olacaktı? Sonuç değişecekti. Ne olurdu? Çünkü biz bunu Maltepe'de gördük. Maltepe'de tamamı sayıldı. Ekrem Bey'in kazandığı oylar, bizim kazandığımız oylar. Aradaki fark 808 oy. 1080 sandıkta. Bunu 39 ilçeye yayın, sonuç ortaya çıkıyor. Açık ara seçim bizim lehimize olacak. Velev ki Ekrem Bey'in lehine olsun. Bizim istediğimiz ortadaki şüpheler, şaibeler, yolsuzluklar, özensizlikler kalksın ve bir daha bu seçim tekrarlanmasın. Biz bunu istedik. Hı hı. İstanbul halkını düşünerek bunu istedik. Maalesef bu konuda beklediğimiz anlayışı görmedik. Bunu söyleyeyim. Şimdi 23 Haziran'a gidiyoruz. Bir hafta süremiz var. Söylemleriniz değişti. Söylemlerimde benim hiçbir değişiklik yok. Baştan beri ben İstanbul'u konuşuyorum. İstanbul'u anlatıyorum. Benim eğer 31 Mart önceki kampanyamı da izlediyseniz ben organik bir kampanya yapacağım. İstanbullu vatandaşlarımızla buluşacağım. Esnafıyla, çalışanıyla, emeklisiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, hı hı, kadınlarla, gençlerle aynen de bunu yaptım. Fakat yapmaya devam ediyorum. Beka söylemi vardı mesela. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı çok fazla ön plandaydı. Bunlar bir değişim mi acaba değil şimdi mi? Şimdi şunu unutmayalım. Biz bir ittifakla seçime giriyoruz. Değerli İsmail. Evet. Bir Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak ben. Hı hı. Millet İttifakı'nın adayı olarak da Ekrem Bey giriyor. Öyle değil mi? Hı hı. Dolayısıyla iki ittifakta kimler var? Partiler var. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti bir tarafta, İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi diğer tarafta. Hı-hı. Ayrıca HDP'de Millet İttifakı'nı destekliyor. İttifakın içinde resmen yok. Bunu ayrıca soracağım her ikinize de. Yani, bu sizin bir hüküm cümleniz ama ikinize de bu yani mesele böyle, HDP sorusu böyle bir şey yok mu? Peki. Yani böyle bir şey ayrıca yok soracağım efendim. Ayrıca soracağım. Teşekkür ederim.